hemen bir aşevi kuruyorlar bildiğim kadarıyla. Battaniyesi, elbisesi, paltosu vesairesi bizim hem dinimizin gereği hem de Türk milletinin örf ve adeti gereği yardımlaşmanın temeli bana göre Kızılay. Onun için Kızılay'a her zaman destek olmaya devam edelim. Destek olalım inşallah. Ben burada katılımlarınızdan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. Bize de söz verdiğiniz için muhterem devrana çok teşekkür ediyorum. Çok şeyler anlatabilirdik ama Burhanettin Başkan çok güzel anlattı. Bizim dünyada şu anda milli gelire orantılı yardım eden en büyük ülke biziz. Türkiye. Bununla gurur duyun. Gurur duyalım. Çünkü biz millet olarak gerçekten yardımsever bir milletiz. Bakın, belki lafı bitiriyordum ama Suriye'den gelen 3 milyon, 3,5 milyon insan. Ya Avrupa'ya bakın şu anda sarı saçlı, işte efendim, mavi gözlüler gelsin, öbürleri gelmesin diyen bir anlayışla kim olursa olsun Mevla'nın dediği gibi gel, ne olursan ol gel, bu dünya, bu millet her zaman eli açık, gönlü açık, bağrı açık bir millettir. Hepinizden Allah razı olsun. Ben de geçmişte hizmeti geçen tüm Kızılaycılara eğer vefat etmişse Allah'tan rahmet diliyorum. Sağ baki olanlara da inşallah sağ selamet bir hayat diliyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. Her telefonu açtığında telefonumuza cevap veren Sayın Vekilimize yapmış olduğu bu güzel konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirler, biz göreve geldik. Tabii sivil toplum kuruluşu olarak Kızılay 154. yılımızdayız. Belli bir bilgi birikime sahip toplumumuzun gözde kuruluşlarından birisi. Etki alanı çok fazla, toplumun kılcal damarlarına sirayet eden bir kurum. İnsan yaşamı nerede varsa, abartısız söylemek gerekirse, Kızılay Derneğimiz de orada var. Önce tedirgin olmadık değil, Fatih Başkanımız göreve çağırdı, dedi abi böyle böyle Kızılay için bir yönetim oluşturmak istiyoruz, bizimle beraber çalışır mısınız diye. Tamam dedik, geldik ama Fatih Başkanım dedi ki biz ateşten gömlek giyiyoruz, haberin olsun, haberin var mı diye. O da abi siz bizi uyarırsınız, beraber gideriz dedi. Tabii göreve geldikten sonra biz anladık ki öyle bir iyi ekip oluşturulmuş ki mesela Yaman Bey Afyon'da sosyal yardımlaşmanın müdürü, işte Nesrin Hanım belediyede yardımlaşmadan sorumlu arkadaş, Seydi Yılmaz Bey Yarım Elma'nın müdürü, işte Mustafa Üngör Hocam sivil toplum kuruluşlarında devamlı yardım faaliyetlerinde, yani Afyon'da yardım edilecek ihtiyaç sahibi aileler için bir network oluştu. Yani Kızılay Derneği olarak bir altyapıya direkt kavuşmuş olduk. Bu da bizim elimizi çok rahatlattı. Kararları alırken, ihtiyaç sahiplerini belirlerken, onlara ulaşırken ilk zamanki tedirginliğimizi çok kısa sürede attık ve ihtiyaç sahip ailelere ulaşmaya başladık. Şimdi bizim ana görevlerimizin içinde afet, kan hizmetleri, işte sosyal yardım, sosyal faaliyetlerimiz, ziyaretlerimiz ve temsilciliklerimiz. Yani ziyaretlerimiz derken bunları toplum içindeki böyle şehit ailelerini, işte yaşlılar haftasındaki ziyaretler, bunlar bizim ana faaliyetlerimizin içinde de görülüyor. İlçelerde temsilcilikler açıyoruz ve ilçelerdeki ihtiyaç sahiplerine de sirayet ediyoruz. Şimdi afetlerle ilgili göreve gelir gelmez bir tecrübe hemen bize nasip olmasaydı keşke ama nasip oldu. İzmir depremi meydana geldi. Tabii biz Fatih Başkanımız biraz hareketli, hemen göreve talip olduk. İzmir'deki deprem için gençlik kurullarımızla beraber bir ekip oluşturuldu. İzmir'e gidildi. Nöbetleşe yönetim kurulu üyelerimiz orada görev yaptı. Depremlerde, afetlerde veya sellerde, yangınlarda bizim ana görevimiz beslenme çözüm ortağıyız. Ana çözüm ortağıyız. Beslenme ile ilgili bütün problemleri Kızılay Derneği çözüyor. Biz de orada depremde görev alan, depremzede, afetzede kim varsa hepsininle ilgili ihtiyaçlarını, beslenme ile ilgili ihtiyaçlarını biz gideriyoruz. Bunu İzmir'de başarıyla tamamladık. Sonra tabii ki sadece İzmir depremi değil, arkasından biliyorsunuz Milas'ta yangın oldu. Arkasından Altuntaş'ta deprem oldu tekrar. Arkasından bizim Sultan Dağı'nda ve Çay'da büyük yangınlarımız oldu. Ondan sonra bu kış maşallah rahmet verdi Rabbim. İyi bir kar yağdı. Afyon geçiş noktalarının birleştiği yer olduğu için yollar sık sık tıkandı. Geceleri sabahlara kadar gençlik kollarımızla beraber, mobil aşevimizle birlikte, kadın kollarımızla beraber yolda kalanlara çorba ikramı veya kumanya ikramı yaptık ilçelerimizle beraber. Şimdi bunları söylerken bizim daha önce Burhanettin Başkanım da söyledi.
bazen profesyonel insanlardan istediğiniz randımanı alamayabilirsiniz. Ama gönüllüyle çalışmak kadar bahtiyar bir iş yok. Yani Kızılay'ın başına geldiğimde bunu anladım. Neden? Gönüllü insan gelirken oraya bir şey vermek için geliyor. Yani hiçbir beklentisi yok, karşılık yok. Fedakarca geliyor. Bazen görüyoruz ki birçok yardım faaliyetinde gönüllüler can veriyor. Yani burada profesyonel arkadaşlara haksızlık etmek istemem ama yani gönüllü insanın randımanı bir farklı oluyor. O yüzden yani yaklaşık Afsü'de 200 kadar, Akü'de 500 kadar bir gönüllümüz var. Burada genç Kızılay ve kadın Kızılay'ımıza bizim faaliyetlerimizin ana lokomotifi oldukları için ve bize güç verdikleri için ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Şimdi afetlere müdahale için bizim İzmir depreminden geldikten sonra Fatih Başkanım, abi bize bir mobilyaş evi lazım. Acil. Orada gördük, bizim şubemizin bir mobilyaş evi yoktu. Tabii onu dedi ama görevden de o arada ayrıldı. Biz de hemen bir arayışa girdik. Mobilyaş evini kendimiz alalım diye. Mobilyaş evini almak için genel merkeze dedik, biz müracaat ettik, alalım. Onlar da dedi bir yardım kampanyasından 26 kadar araç gelecek, bir tanesini size verelim dediler. Bir mobilyaş evini bize verdiler. O gün bugündür mobilyaş evini işletiyoruz. Şu anda bir öğünde 750 kişiye, sıkışırsak 1000 kişiye kadar ikram etme şansımız var. Onunla ilgili Ramazan'da da faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şimdi depremlerden sonra kan hizmetlerimiz var biliyorsunuz. Kan hizmetlerinde de kan merkezi düzenli olarak 4 ayrı ekiple Afyon'un tüm ilçelerini tarayarak kan ihtiyaçlarımızı gidermek için kan kampanyaları yapıyor. Bazen salgın hastalıktan dolayı veya kan stoklarındaki azalmadan dolayı teşkilatımızla beraber ortak kampanyalar düzenleyerek kan eksiklerini, stoklarını gidermek için beraber ortaklaşa kan kampanyaları düzenliyoruz. Sosyal yardımlarla ilgili bizim tabii göreve geldik. Yardım dağıtma usulünü bir gözden geçirdik tekrar. Dedik ki biz şey yapalım, yani gönüllü ordumuzda biraz gençlik kollarını ve kadın kollarını kurduktan sonra, arttıktan sonra dağıtım ekibi oluşturduk ayrı. Şu an ihtiyaç sahibi ailelerin hepsine teker teker evine yardım götürerek yardımlarımızı dağıtıyoruz. Kimseye şubeden yardım vermiyoruz. Çünkü insanlar çarşıda, biliyorsunuz bizim yerimiz uzun çarşıda, ellerinde koliyle çarşılarda gezmesi, bazen yaşlı bazen hamile zor oluyor. O yüzden bu yardım usulünü değiştirerek insanların ayaklarına, ihtiyaç sahiplerinin ayaklarına yardımları götürmeye gayret ediyoruz. Şimdi biz, Burhanettin Başkanım bahsetti, Baro Başkanımızın da öncülük ettiği, bizim yönetim kurulu üyemiz aynı zamanda Turgay Şahin Başkanım, Kadın Açık Cezaevinde bir çocuklar için, annelerin yanında kalan çocuklar için bir proje başlatalım dedi. Çünkü onlar cezaevlerinin durumunu bizden daha iyi görüyorlar baro olarak. Oradaki çocuklar devamlı annesinin yanında olduğu için, yani oradaki ortam sigaradır, işte ortam argo konuşmalar, bu tip şeylerden çocuklar etkileniyor. Çocuklar etkilenmesin ama gündüzdeki vakitlerini de boş geçirmesin, düzenli bir bakım görsünler amacıyla, topluma yine sağlıklı bireyler yetiştirebilmek amacıyla kreş yaptıralım diye bir başlangıç oldu. Beraber orada başsavcımız, sayın valimizin de desteğiyle en son gittik ilgilenen meclis başkanımız Burhanettin Başkanıma, dedi ki başkanım siz de bize destek verin. O da hay hay Mehmetçiğim dedi. Her zaman boş çevirmediği gibi burada da boş çevirmedi. Bu proje büyük bir proje bizim için. Şöyle, biz başladığımızda tabii ortalama rakam 200 bin lira gibi falandı. Piyasa birden hareketlenince tabii biz 200 bin lira için kendimizi hazırlamıştık ama 600 bin lirayı falan bulacak herhalde veya o civarlarda geçebilir, bilmiyorum. Geri kalan Burhanettin Başkanım biz halleden de 1 milyon liraya da çıktı. Yani içinin tefrişatıyla beraber. Burhanettin Başkanım sizin kaldığınız yerden gerisini biz tamamlarız dedi. Allah razı olsun. Burada bize destek verdiler. Şimdi biz ailelere gıda yardımı olarak 11.500 hanemize ulaştık. Nakdi yardım 6.547 kişiye, 2.676.830 lira bir bağışımız oldu. Bir adet gayrimenkul bağış aldık geçen yıl. Ondan sonra bu gayrimenkul bağışını yapan teyzemiz Bolvadin'den kendisi.
Tabii bu bağış işleriyle uğraşırken ilginç işlerde de rast geliyoruz. Burada Kadir amcam burada, Kadir Okyar. Bizi bir gün aradı, dedi ya Mehmetciğim bu yangında afetlere gidiyorsunuz. Bir tane amca duymuş, yangında hayvanları, yananları hayvanını vermek istiyor, bağışlamak istiyor. Bunu iletir misiniz diye. Gittik biz amcayı bulduk, dedik amca ne istiyorsun? Bir tane ineğim var, bunu o televizyonda seyretmiş bir tane teyze ağlarken görmüş. Ben dedi çok etkilendim, hayvanlarımın birisini ona vereceğim, bunu götürüverin dedi. Biz de gittik o teyzeyi Manavgat şubemizi aradık, bulduk. Teyzenin kendisine ulaştık. Buradan hayvanı aldık. Manavgat şubesinin de desteğiyle buradan oraya ilettik. Hayvanı teslim ettik. Bunu tabii televizyonlarda izlerken bir başka bağışçımız görmüş. O da bizi aradı. Dedi ki ya benim de 20 tane keçim var. Ben de oradaki hayvanları yananlara bu keçilerimi bağışlamak istiyorum. Oranın da şeyine uygun, iklimine uygun araştırmış. Alışkın olmadığımız bir şey ama Kızılaycı olarak ya dememiz mümkün değil. Ona da girdik. Onu da Manavgat şubemizle yine görüştük. 5 ayrı aileye, orada onların Tarım İl Müdürlüğü ile beraber tespit edilen 5 aileye bunları teslim ettik. Şimdi 2 milyon 156 bin lira nakdi bağış aldık. Aynı bağış değeri olarak da 462 bin liralık bağış aldık. Kurban bağış olarak 360 hissede bağış aldık. Şimdi bu işleri yaparken gönüllülerimizin bize katkısı çok büyük, söylüyoruz. İki tane de personelimiz var. Kendilerinden de Allah razı olsun. Geçen Ramazan ayında Türkiye'de verileri en hızlı işleyen il seçildik arkadaşlar. Bu şu demek, yardım faaliyetlerinde toplanan paraları genel merkez dağıtıyor. Bize 1000 kadar kontenjan ayırmıştı. Biz verileri hemen girdik. 1000 ihtiyaç sahibi için bizim paralarımızı gönderdiler. Sonra biz toplantıya katıldık. Orada ben bir şey fark ettim. Diğer iller bu işleri yetiştirememişler, girememişler. Birçok da para açıkta duruyor. Sayın Genel Başkanımızı aradık. Fatih Başkan'ın zamanında. Fatih Başkanıma dedim ki ben başkanım toplantıya o katılamamıştı, Teams toplantısına. Tespit ettiğimize göre orada bu açık para var. Bizim de ihtiyaç sahibi 1000 kadar bir ailemiz var. İsteyelim biz onları girelim diye. O da aradı. Sağ olsun Kerem Başkan da talimat vermiş. Bize 1000 kişi daha ilave ettiler. Verileri hızlı girdiğimiz için, düzenli işlediğimiz için, tespit edebildiğimiz için 1000 aileye daha Afyon için bir yardım geliri sağlayabildik. Onun haricinde de bu 3 yıllık performansımızın sonunda 2021 yılına geldiğimizde 2021 yılında 265 şube arasından bizim genel merkezin değerlendirme kriterleri biraz geniş, yani bağış alma, verme, afetlere müdahale, aklınıza ne gelirse yaklaşık 185 kalem değerlendirme kriteri var. Bu 185 kalem değerlendirme kriterinde 265 şube içinde Türkiye üçüncüsü olduk. Tabii bu bizim işimizi biraz daha zorlaştırıyor. Başarı, bir çıtayı yükselttiğiniz zaman bunu korumak biraz zor. Tedirgin de olmuyor değiliz. Ama burada gençlerimize ve kadın kollarımıza güveniyoruz. İnşallah onların desteğiyle önümüzdeki yıl bu çıtayı biraz daha yükselteceğimize inanıyorum. Şimdi kadın ve Kızılay, kadın Kızılayımızla beraber, genç Kızılayımızla beraber düzenli olarak toplum içindeki faaliyetlerimize devam ediyoruz. Dediğimiz gibi Kızılay toplum içindeki kılcal damarlara kadar işlemiş vaziyette. Herhangi bir sosyal faaliyet olduğu zaman, farkındalık faaliyetleri olduğu zaman bu faaliyetlerle ilgili çalışmaların tamamına katılıyoruz. Duyarsız kalmamaya gayret ediyoruz. Bu 3 yıllık performansımızın sonunda 2021 yılına geldiğimizde